Yakup. Yakup. Evet bak, ellemeseye oyun oynuyor. Ne yapıyorsun annem sen? Müziğe ritim uyduruyor. Buna bakıyor. Hatta Bey. İyisin. Bugün bayramın ikinci günü. İkinci gününden merhabalar. Bayramın ikinci gününden selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Yine evlerdeyiz. Bayramı evde geçirenlerdeniz. Kızım yavaş yavaş annem yavaş. Yani Biraz önce ne güzel oynuyordunuz siz. Niye bıraktınız? Bitti. Ödül olarak da ikisine de ayrı ayrı istedikleri oyunu oynayacağım. Ödül olarak. İyi. Güzeldi ama. Hadi. Nereden aklına geldi bu oyun senin? Alper biraz önce kendi kendine bir oyun uydurdu. Kağıtlara bir şeyler yazıp evin belli bir yerlerine koyuyor. Her kağıdı açtıklarında diğer kağıdın nerede olduğu yazıyor. Oraya bak, buraya bak falan gibi böyle banyoya kadar koymuştu yani. Banyo deyince ben bu arada banyoyu yıkadım. Anneciğim, Aylin YouTube'da bir tane video izlemişti, oradan atmayın. Hmm, güzel. Yakup nerede? Babası yatıyor, babasının yanına gitmiş. Bu arada banyo deyince dedik, ben banyoyu yıkadım, ortalığın haline bakmayın. Banyoyu bir güzel yıkadım, her yeri köpük köpük, lavabo falan, duş kabini, her yeri pırıl pırıl yaptım. Buralar hep köpükleri biraz akmış. Dedim biraz bekleteyim, ortalığı, kapıyı falan da yıkadım. Her yeri yıkadım yani, anlayacağınız. Şuralara kadar ıslanmış ama şimdi durulama işlemi yapacağım. Şeye gitsin de onu bekliyorum. Birazcık dedim domestos iyice bir böyle hijyen, mikrobunu alsın, bir güzel temiz olsun her yer. Şimdi durulamaya geçeceğim. Durulama öncesinde dedim 5 dakika çocuklara bakayım. Sizlere bir açılış videomun açılışını başlatayım dedim yani. Açılış videosu dedik. Şimdi burayı bir durulamaya geçeyim artık. Bir güzel tertemiz oldu banyom. Köpük köpük foşur foşur yıkadım. Yıkadım, kuruladım bir güzel. Şimdi paspaslarını sereceğim. İyice dedim şu seramik araları bir kurusun. Hiç ne şey kalmasın. Her taraf tertemiz oldu. Lavabo falan. Yeni havlu da koydum buraya. Her yer pırıl pırıl, mis gibi kokuyor vallahi. Temizliğin gözünü seveyim diyorum. Pırıl pırıl her yer. Şimdi buraya az dışı ıslaklıklar var baksanıza. O yüzden şurası iyice bir tamamen kurusun. Paspaslarını da yıkamıştım. Temiz paspaslar. Paspasları da sereyim, bir güzel tertemiz, mis oldu. Şimdi de akşam yemeği hazırlığındayım. Patates kızartıyorum çocuklara. Dünden tavuklu pilavımız var. Onun yanına da salata yapacağım. Serilmesi gereken çamaşırlar var. Seriniz. Bu durumda Ali Bey'den yardım istiyoruz. Yardım talebinde bulunuyoruz Ali Bey. Sana ihtiyacımız var.
Ya patatesli kızart ya da çamaşırı ser. Hangini tercih ediyorsun? Patates kızartmayı tercih ederim. Tabii ki, tamam, ben çamaşırı sererim. Ben patates kızartçıyım. Tekrardan merhabalar herkese. Umarım iyisinizdir. Biz mutfaktayız. Akşam yemeği hazırlığı. Ben çamaşırları serdim. Ben çamaşırları sererken Ali Bey de böyle bize patates kızarttı. Çay demledi. Dünden tavuklu pilavımız var demiştim. Tavuklu pilavımızı da ısıttık. Hemen yanına salata yapacağım. Yine bir şöyle semizotlu salatası yapacağım. İçine salatalık domates doğrayacağım. Çok güzel oluyor. Şöyle salata şeylerini hazırlarken sizi şöyle yanıma alayım. Hem işimi yapayım hem de sohbet edelim. Bugün bayramın ikinci günü dedik. Diğer günlerden hiçbir farkı yok bayramın maalesef. Yine evdeyiz. Ev işleri falan. Şöyle altlardan çıkarayım. Bak altlarda daha güzelleri var. Şöyle kök kısımlarını koparıyorum. Bir ara suya ısınacağım bunu. Suda bir güzel. Foşur foşur yıkayacağım. Birçok kişi bunu pazardan alıyor. Biz çok şükür Allah'a bahçemizde yetiştiği için, yani bahçemizde yetişiyor derken bunu ayrıyeten özel şey yapmıyoruz, ekmiyoruz. Bu kendiliğinden her sene çıkar. Tohumu düşüyor ya her sene. Benim çiçek kutularımda bile çıkıyor. Çünkü toprağı köyden getiriyorum ben çiçek ekeceğim zaman ya. İlla ki şey oluyor. Cacığı da çok güzel oluyor. Soğuk soğuk. Yarın da cacığını yapayım. Bugün şimdi pilav var. Pilavın yanına salatası güzel gider. Yarın da cacık yaparım. Ben böyle şimdi yine lavabonun içine atıyorum çöplerini. Belki aranızda hoşuna gitmeyenler olacak ama ben böyle alışmışım. Bak şeyi de attım. Sonuçta o lavabonun içini de yani temizliyoruz, topluyoruz, çöpe atıyoruz. Günde bilmem kaç defa lavabonun içini yıkıyoruz bulaşık yıkarken. Şimdi bir güzel suya ıslayayım. Şöyle biraz suda ıslık kalsın. Salatayı neye yapsam diye düşünüyorum. Yine şunu içine koyarım ben.
Bayram nasıl geçiyor arkadaşlar? Siz de bizim gibi evdesiniz de işte. İçine bir tane de soğan doğrarım. Güzel olur soğanlı falan. Bizim burada havalar bayağı bir serinledi. Yani Ramazan'ın böyle son haftası çok sıcak olmuştu. Yani çok zorlanmıştık oruç tutarken. Ama şimdi öyle bir serin hava var, öyle bir serin hava var ki oh ne güzel. Yani evdeki vantilatörleri bile çalıştırmıyoruz. Bu arada benim bulaşık makinesi çalışıyor. Makineden ses geliyor olabilir. Yasak bitecek, yasak bitecek diyorduk. Yasak da galiba ertelenmiş herhalde. Ama ne bu bizdeki şey bilmiyoruz ki. Evlere kapandık, kaldık. Artık biraz arkadaşlarıma falan gitmek istiyorum. Bizim evin küçük paşası da uyuyor şu anda. Şimdi birazdan masayı hazırlarım. Yemek kokusunu duydu mu uyanır. Şimdi sıra geldi soğukluklarımızı temizlemeye. Sudan çıkaracağım. Bir güzel yıkayacağım, doğrayacağım. Bunun yemeğini de yapıyorlarmış. Ama ben yemeğini hiç yemedim. Acaba nasıl oluyor? Yapanlarınız var mı aranızda? Bir de bulgurlu, sarımsaklı bulgurlu. Dün bir takipçim yazmıştı bana. Bunun yemeğini sarımsaklı bulgurlu yapıyoruz dedi. Böyle ben de o tam o yorumu okurken acıkmıştım. Gece geç bir saatte okumuştum. Böyle acıkmıştım. Ay dedim böyle sarımsaklı bulgurlu falan deyince sanki o anda canım istedi. Acaba nasıl oluyor yemeği diye. Hatta yani internetten bakıp tarifi varsa eğer internetten bakıp yapmayı düşündüm. Yani o anda çok canım istedi. Mutlaka vardır aranızda bunun cacığını yapanlar. Şey yemeğini pardon. Cacığını yapıyorum. Salatasını da yapıyorum. Hatta böreği de yapılıyor bunun. Ben annem böreğini yapıyor bunun. Çok lezzetli oluyor. Aynı ıspanaklı börek gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Ama yani böreğini de annemden hep şey yaptım. Annem yaptıkça yani biz de yedik böreğini ama yemeğini hele de şu sarımsaklı ve bulgurlu böyle dedi ya ekşili onu çok böyle çok merak ediyorum tadını. Onu şey yapacağım. Yapacağım ben de yapacağım. Acaba nasıl öğren. Bu bana bu yorumu yazan arkadaş şu an yani yanlış anlamayın bütün takipçilerin isimlerini aklımda tutmak çok zor. Tarifini keşke bana yazsa bu videonun altına. Bu semizotunun bulgurlu sarımsaklı yemeği nasıl yapılıyor? Keşke bana tarifini yazsa. Eğer videomu izliyorsa bekliyorum ben ondan tarif. Biz böyle semizotunun vakti zamanı geldi mi bahar ayında şey olur. Çıkar hep bahçelerde bol bol yeriz. Şimdi bir de soğan doğrayacağım. Dışarıdan soğan getireyim. Soğan getireyim ben. Thank you.
Banyo kurumuşken banyonun paspasını sereceğim. Şurada serelim. Oh be, içim açılıyor. Temiz banyo. Şeyi de koyayım. Kirli sepetini de koyayım yerine. Temiz banyo, mis gibi pırıl pırıl. Vallahi benim içim açılıyor. Her zaman da ben severim böyle. Banyo, tuvalet, işte klozetin önü paspas olacak. Tertemiz, pırıl pırıl olacak. İçim açılıyor. Yemeğimizi de yedik. Yemekten sonra böyle bir ağırlık çöküyor bana. İlla biraz böyle uzanacağım. O saatlerce ayakta kalmanın verdiği yorgunluk. Biraz uzandım, dinlendim. Şimdi bulaşıklarımı hemen yıkayıvereceğim. Ardından da çay. Yani ocak batıyor. Bu da niye böyle içinin hortumu mu kısa nedir anlamadım. Dik tut, şöyle düz tutmam gerekiyor. Sadece şu kısım biraz şey olmuş. Şu demirleri de yıkayacağım şimdi. Şu tarafa koyayım. Demirleri de yıkayalım. Şurada da pilav tencerem vardı. Pilav tenceremi şey yaptım. Suya ısladım birazcık yumuşasın. Aman bunu dökeceğim şimdi. Şöyle yeşil tarafıyla. Yıkadık.
almadın Maytu? Şöyle. Anne dolma mı getirsin diyor. Evet, şu işim bitsin de. Tamam. Ne diyor? Ne yani? Biraz önce almadın mı? Ya şekeri al. Hayır hayır, yeter Ayşe, çok yiyorsunuz şekeri. Bırakır mısın oğlum? Hadi. Hayır. Birazdan dondurma vereceğim. Hadi anne. Biraz önce yedin ya. O patlayın şekerdi. Ama bu eriyip gitti. O eriyor ama bu erimiyor. Altını falan da sileyim de iyice temiz olsun. Ocak da pırıl pırıl oldu. Vallahi temizlik gibisi yok. Sen şu asperox. Pırıl pırıl oldu. Ha, onunla yaptım anneciğim. Alper de soruyor bana, anne sen bununla mı yaptın diye. Evet, ocağımı bununla siliyorum. Bundan da gayet memnunum. Güzel temizliyor. Ocak işi de bittiğine göre tezgahtaki köpükleri de bir temizleyelim. Tencerede ıslı dursun. Biraz sonra yıkarım. Hemen çay içeceğim. Mutfak temizlendiyse oh, benim de içim rahatladı demektir. Şimdi çayım da kaynadı. Hemen çayımı doldurayım. Şöyle birer tane küçük kupa bardak dolduruyorum. Zaten Ali işe gidecek. Şu an 20 dakikası falan var şu anda. 20 dakika sonra işe gidecek. Birer bardak çay içelim de öyle gitsin. Çaylarımızı da karıştırayım. Çay kaşığı götürmeyeyim. Çayı doldurmadan önce atmıştım şekeri. Şimdi diyeceksiniz ki boş bardağa mı şeker attığını görmedik. Boş bardağa mı karıştırıyorsun diyeceksiniz de. Ben şey yapmıştım. Neyse, artık çaylarımızı alıyorum. İçeriye geçiyorum. Birazcık dinlenelim. Sonra da zaten geç vakit oldu. Çocukları yatıracağım artık. Hiç yatmak istemiyorlar. Hiç zorla yatırıyorum. Yani alıştılar bu rahatlığa. Okul varken erkenden yatıyorlardı. 3 ay ne kadar oldu? 2 ay mı oldu? 3 ay mı oldu? Okula gitmiyorlar. Böyle rahatlığa alıştılar. Erken yatmak istemiyorlar. Erken yatıramıyorum. Ne olacak böyle? Ben de bilmiyorum. Daha önümüzde 3 ay var. Düşünün, daha Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de açılacak okul. Daha 3 ay var. Ne yapacağız biz bu 3 ay? Artık videomu kapatmaya geldim. Gece saat şu an 1 çeyrek geçiyor. Çocuklar uyudular. Yakup Paşa'mız da uyudu. Ben de artık yatacağım. Üzerimde bir yorgunluk var. Bugün biraz daha erken uyumak istiyorum. Çünkü her gün 2'den sonra 2-3 gibi uyuyorum. Yakup Paşa'mızın bu uyku düzeninden dolayı. Bugün çok şükür biraz erken uyudu. Ben de artık gidip yatacağım. Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.